al, götür, kısırlaştır, aldığın yere bırak diyor. Hayvanlardan insanlara bulaşan yüzlerce hastalık var. Et yiyen ülkeler, ot yiyen ülkeleri yönetiyor. Adana ve çevresinde 200 bin adet sokaktaki canlarımız olduğunu söylediniz. Şöyle bir şey demek mümkün değil. Köpek insanı ısırmaz. Köpek doğasında ısırmak vardır. Ya hayvan sevmek güzel şey. Canlı hayvan karne hediyesi değildir. Çocuğu evet. alınan bisiklet değildir. Bana göre siz yanlış anlaşıldınız. Yani hedef haline gelmiş olabilirsiniz. Ülke ikiye bölündü sanki. Bir kısım diyor ki sokaktaki diyor hayvanları diyor toplayın diyor. Diğer taraftan da hayır diyor ellemeyin diyor. Bunun doğrusu nedir? Biz kalkıyoruz sabah et yok et getirelim. Süt fazla süt satalım. Eskiden insanlarımız kuzusunu oğlağını yatağında yatırırdı. Evet evet. Para evet. da kazandırdı severdi de. Merhabalar, Ahmet Uluçay'la Kestiraşı programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Adana Veteriner Hekimler Oda Başkanı Nihat Köse. Nihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Sokaktaki canlarımızı konuşacağız bu hafta. Tamam. Ama nasıl? Öncesinde Nihat Bey Ankara'ya gitmiş. Saçları uzundu geçen konuştuğumuzda. Saçlarını yenge hanım kesmişini biz düzelteceğiz. Nasıl oldu abi, nasıl kestirdin evde? Bir anlatır yani, mısın bize? Çok sıcaktan Ankara'da çok rahatsız olmuştum. Dönüşümde pazar günüydü. Çıktım tıraş olmak için berber aradım. Hatta berberimi aradım. Yoktu. Evde de pandemi döneminden kalma bir makine vardı. Eşime dedim ki çok rahatsız oldum. Lütfen kes dedim. O da böyle kesti işte. Ben de şimdi ufak ufak enseyi sağa sola düzleyeyim o zaman. Sağ olun sağ olun. Hayatımda ilk defa pandemi döneminde yapmıştık bu işleri. O zamanlar biliyorsunuz çıkamamıştık. Berberlere gidememiştik. Evet. Ondan kalma bir alışkanlıkla bir kez de böyle yaptık. Teşekkür ediyorum. Düzelteceksiniz. Biz de mutlu olacağız. Evet, ben de sizi yakalamışken en azından bir açıklamanız vardı. Adana ve çevresinde 200 bin adet sokaktaki canlarımız olduğunu söylediniz. Evet. Bu gerçekten 200 bin. Şimdi bu rakamı tabii ki bir envanterini çıkarmış değiliz. Kimse bu rakamı net bilmiyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bir kentte insan nüfusunun %10'u kadar sokak hayvanı, sahipsiz hayvan yaşar. Evet. Adana'nın nüfusunu 2 milyon farz ederek sokakta 200 bin civarında sahipsiz hayvanımız olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Yani bu net bir rakam değil ama Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu 200 bin civarında olmalı diye düşünüyoruz. Evet. Fakat o günkü yazıda şöyle bir şey olmuş. Sokakta hayvanı ya da sahipsiz hayvan demiştim ama köpek diye başlatılmış. Evet. 200 bin köpek değil. Kedi köpek dahil böyle olmalı. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu iş böyle. Çünkü bir kentin gönüllüleri, kentin çöpleri aşağı yukarı nüfusun %10'u kadar sokak hayvanını besleyebiliyor. Sahipsiz hayvanı besleyebiliyor. Ulaşılan rakam bu. Evinizde beslerseniz ortalama yaşı 10-15 yıl, 20 yıla kadar uzayabilirken sokakta hayvanların ömürlerinin çok daha kısa olduğu biliniyor. O nedenle yoksa daha çok yürüyebilir ama trafik kazası, yetersiz beslenme gibi sorunlar nedeniyle sokak canları daha çok çoğalamıyor. İnsan nüfusunun %10'u kadar falan olabiliyormuş en çok. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri. Oradan alma bir rakamdı bu. Ben sizin videolarınızı izledim ve basında da takip ettim. Ülke ikiye bölündü sanki. Bir kısım diyor ki sokaktaki diyor hayvanları diyor toplayın diyor. İşte anneme zarar verdi, aileme zarar verdi. Oysa ki o da sokaktaki canları seviyor. Onun evinde de bir canlı var. Ama diğer taraftan da sokaktaki canlarımızı sevenler de hayır diyor, ellemeyin diyor. Bunun doğrusu nedir? Bakın doğrusu bir kez yasal olarak düşünmek lazım. Bizim 5199 sayılı yasamız var bu işi düzenleyen. Sokak hayvanlarını al, götür, kısırlaştır, al yere bırak diyor. Bu işin yasal yaptırımı bu. İnsan sevgisi hayvan sevgisiyle başlıyor. Doğayı sevmeyen hayvanları sevemez, hayvanları sevmeyen insanları sevmez, insanı sevmeyenden de insan olmaz zaten. Evet. Yani sevginin başladığı yer bir miktar hayvan sevgisi. Bilimsel verilerde gösteriyor ki hayvan sevgisiyle yetişen çocuklar daha iyi insan olarak yetişiyorlar. Sevgi dolu olarak yetişiyorlar. Onun için önemli. Ama sokak hayvanlarımızı popülasyonda sabit tutmak durumundayız. Sevmek, onların yanında olmak insani bir duygu ama hayvanlardan korkmak da insani bir duygu. Yani insanlar hayvanlardan korkabilirler. Buradan şunu çıkarmayalım. Hayvanlardan korkabilirsiniz ama zarar veremezsiniz. Onların da canlı olduğunu unutmayacağız. Evet. Bana göre siz yanlış anlaşıldınız. Yani hedef haline gelmiş olabilirsiniz. Yani okuduğum yorumlar da sizi farklı gördüler. O yorumları yazan arkadaşlar, ben bazılarıyla telefonla görüştüm. Aslında çok ciddi bir sosyal medya takipçisi değilim. Evet. Ama kızlarım var. Kızlarım, İstanbul'da kızım birisi. O bile görmüş bana sosyal medyada bir laf söylendiğini. Ben de baktım, birine de ulaştım. Adana'yı tanırız. Dedim ki niye böyle bir şey yazdınız? Videoyu izlediniz mi ya da haberi dinlediniz mi, okudunuz mu? Hayır, dinlemedim, okumadım. Şimdi bunun bilimsel tespiti, bu hayvan severler, hayvan aktivistleri de dahil olarak aynı evet. şeyi söylüyorlar. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Popülasyonu sabit tutmanın bir tek yolu var.
var, onları kısırlaştırmak. Benim de söylediğim bu. Kısırlaştırmak zorundayız hayvanları. Yani siz sokaktaki canlarımızı, hayatlarını sonduralım demiyorsunuz. Hayır, öyle bir şey diyebilir miyim? Bir veteriner kim öyle bir şey diyebilir mi? Öyle bir şey ya? Diyemez yani. Ben de öyle düşünüyorum. Demezsiniz. O röportajı siz dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Evet, evet. O yüzden zaten şimdi, bu konuyu... Tabii basında böyle şeyler, yani gazeteci arkadaşı suçluyorum değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ben dedim popülasyonu sabit tutmalıyız dedim. Evet. Ama popülasyonu sabit tutmalıyızı okuyunca anlaşılması gereken şey onların canlarına kıyalım değil ki. Değil mi? Popülasyonu sabit tutalım çünkü kısırlaştıracağız. Kısırlaştırmak zorundayız. Başka bir yolu yok. Kısırlaştırarak popülasyonu sabit tutmak varken bu cümle röportajda da vardı. Hayvanların canına kıyalım diyebilir miyim? Ben diyorum ki kısırlaştıralım. Sayı kontrolsüzce artmasın. Çünkü bu bir halk sağlığı sorunu. Hayvanların sağlıkları için de sorundur. Hayvanların sağlığını da koruyamazsınız. Hayvanlardan insanlara bulaşan yüzlerce hastalık var. Evet. İnsanlarınızı da koruyamazsınız. Bu bir hayvan sağlığı, halk sağlığı sorundur. O nedenle diyorum ki biz veteriner hekimler olarak, Adana Veteriner Hekimler Odası'na bağlı 200'ün üstünde kliniğimiz var. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Belediyelerle bunu görüştük, görüşüyoruz. Belediyeler kendi bakım evlerini, geçici hayvan barınaklarını kursunlar. Ameliyathane kuramazlarsa bizim kliniklerimizde ameliyatlarını yaptırıp perioperatif, yani ameliyattan önce hayvan bakımını, ameliyattan sonraki hayvan bakımını üstlenmeleri durumunda kliniklerimizde kısırlaştırmaya destek vermeye hazır olduğumuzu söyledim. Evet. Geçen gün Adana Valiliği ile bir toplantı vardı. Orada da evet, deklar ettim. Bütün belediye başkanlarına söyledim bunu. Tufanbeyli'de de kliniğimiz var. En uzak ilçemizden bahsediyorum. Çukurova'da da bizim her noktada serbest veteriner hekimler aracında kliniklerimiz var. Oraları kısırlaştırma merkezlerine dönüştürebiliriz. Bu konuda destek verebiliriz. Ortalama işte 5'e kısırlaştırıyorsak sokak hayvanlar için maliyetini çıkarırız ki aşağı yukarı 3000 lira civarında bu maliyet. Maliyeti civarında biz kısırlaştırmaya hazırız biz. Evet. Şimdi biz elimizi taşın altına koyarız evet, dedik. Vali Bey bir açıklama yaptı. Yüreğir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi. Bir de herhalde Seyhan Belediyesi'nden barınaklarını, geçici barınakların yapılmasını istendi diye takip ettim. Doğru mu efendim bu? Yani Sayın Valimiz bütün belediye başkanlarını topladı. Barınaklarını kurmaları, 5199 sayılı yasanın onlara verdiği bir görev var. 25.000'in altındaki belediyeler hayvan nakil araçlarını bulundurmak ve ekiplerini kurmak zorundalar. Evet. 75.000 üstündeki belediyeler de geçici hayvan barınaklarını, kısırlaştırma merkezlerini, tedavi merkezlerini kurmak zorundalar. Bu yasanın gereği olan belediyeler bunu yapmak zorundalar. Sayın Valim bu konuda çok duyarlı. Belediye başkanlarını da uyardı. Belediye evet, başkanlarının kendisi üstüne düşeni yapmasını arzu etti. Hatta sağ olsunlar bizi de toplantıya çağırdılar. Biz de bu bilimsel gerçekleri orada anlattık. Zaten bütün sizin açıklamalarınızdan bugüne geldi. Yani bu sizin belki tepki almış olabilirsiniz. İyi ki tepki almışsınız ki bu önlemler alındı diye düşünüyorum. Doğru değil mi efendim? Ya yani tabii ki kamuoyunun duyarlı olması her konuda olduğu gibi bu konuda da önemli. Konuşarak kamuoyunun dikkatini de çekiyoruz. Evet. Böyle bir sorunun varlığından bahsediyoruz ki artık bu bir sorun haline geldi. Sorundan kastım şu değil. Hayvanlar için de sorun haline geldi. Çok ürerlerse doğru beslenemezler, sağlıklarını koruyamazlar. Şöyle bir şey demek mümkün değil. Köpek hayvan insanı ısırmaz. Köpek doğasında ısırmak zaman zaman vardır. Evet. Bunları bugün gördük, yarın da göreceğiz, ondan sonra da göreceğiz. Evinize köpeğin bile size zaman zaman böyle şeyler yapması mümkün. Evet. Ama ortalıkta trafik kazası oluyor diye araçlarımıza binmemezlik etmiyoruz. Hayvan insanı ısırdı diye evet, hayvanları yok edelim diye bir şey olmaz. Nihat Bey, ben şimdi evime yeni bir kedi aldım. Çok güzel bir cins bir kedi. Beyaz, gözleri masmavi. Oyun oynuyoruz. Şu gözüme vurdu. Gözünde de çizik var. Bir de bu gözüme vurdu. Yani o kadar heyecanlı bir şey ki. Yani hayvanlar, canlılar o kadar güzel heyecan veriyorlar ki. Sizin evinizde var mı peki? Tabii benim de kedim var. Ne var sizde? Herhangi bir ırk özelliği olan bir kedi değil. De sahiplendik. Kızlarım var. Evet. Bakıyorlar. Hatta geçen yıl bir kedimizi kaybettik. Ya hayvan sevmek güzel şey. Şu çok önemli. Sokak hayvanlarının sebebi evlerine hayvanları sahiplenip sonra sokağa bırakanlar. Kendi evindeki iki hayvanını kısırlaştırmayıp doğum yapıncaz. Kedi sayısı birdenbire artıyor. Yarısını sokağa bırakıyor. Evet evet. Maalesef maalesef. Canlı hayvan karne hediyesi değildir. Çocuğu evet, alınan bisiklet değildir. Evin büyümeyen çocuğudur. Bir kedi almışsanız ya da bir köpek sahiplenmişseniz artık o evin bir parçasıdır. Evet. O yaşamının sonuna o kadar bizim... bakmak zorundasınız. Ben kendi adıma söylüyorum. Eve girdiğimiz zaman çok heyecanlanıyoruz. Nihat Bey, bizim programın adı Kestiraşı. YouTube'da yayınlanıyor. Tüm platformlarda varız. Bize abone olmalarını istiyoruz. Sokaktaki canları sevenler, koruyanlar bizlere abone olurlarsa seviniriz. Çünkü biz gerçekten sokaktaki hayvanları, canları çok seviyoruz ve elimizden geldiğince de onlara programlarımızda yer veriyoruz. Ceyhan'dan bir arkadaşım aradı. Orada da çok ciddi derecede yemek problemleri olduğunu belirtti. Size birçok yerden geliyordur ama hani ben Ceyhan derken sadece Ceyhan olarak baz almıyorum. Anladım. Şimdi az önce dedim ki popülasyon artmaya devam ederse işte sorun da artmaya
yaşamaya devam edecek. Besleyemeyeceğiz. Ben şöyle diyorum. Sahipsiz hayvan yoktur. Sokaktaki hayvanların sahibi belediyedir. Evet. Belediyeler bu konuda beslenmeyi öncelemeli, beslemeli. Hayvan severlerle, gönüllülerle işbirliği şeklinde onların beslenmesine yardımcı olmalı. Ama bu sorunu çözmeye yönelik bir şey değil. Sorunu çözemezsiniz. Beslemeyelim demiyorum. Lütfen bu konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Besleyelim ama beraberinde kısırlaştırma yapmazsak popülasyon artmaya devam eder. Biyoloji derslerinde görmüşsünüzdür. İyi beslenen canlılarda üreme de artar. Evet. Yani kısırlaştırmayla beraber yapmazsak kısır döngü olmaya devam eder. Mevcut hayvanları besleyelim, doyuralım ama hemen bugün kısırlaştırmaya başlamamız gerek. Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir şey var işte uzun vade projeler yapmıyoruz. Günübirlik işler yapıyoruz ama biz bu konuda planımızı projemizi yapalım. Evet. İlelebet devam edecek şekilde yani bundan sonra bu hayvanların varlığını unutmayacak şekilde mutlaka ve mutlaka beraberinde kısırlaştırmayı yapalım. Ceyhan'da bir beslenme sorunu varsa mutlaka belediyeyle görüşsünler. Ama ben Ceyhan'a da bu anlamda haksızlık etmek istemem. Evet. Bir sürü belediyemizde kısırlaştırma merkezleri yok. Hayvan rehabilitasyon merkezleri tabii. Oradaki genç başkanımız da Kadir Aydar da çok projesi olan bir insan. Yakinen de tanıyorum kendisini. Yani bu konuyla ilgili bir şey olduğunda hemen ne yapacağını biliyordur yani. Gereğini yapar diye gereğini düşünüyorum. Gereğini yaparlar. Eğer bu konuda bilimsel bir desteğe ihtiyaçları varsa Adana Veteriner Hekimler Odası olarak buradayız. Bütün belediye başkanlarımızla görüşmeye, bilgilerimizi, tecrübelerimizi bila ücret aktarmaya hazırız. Yani bir ücret talebimiz şu anda yok. Evet. Biz gönüllü bilirkişiyiz. Adana Veteriner Hekimler Odası ve 700 üyesiyle. Efendim bu... zaten sokaktaki canları seven çok yani ciddi derecede insanlar var. Kendi imkanlarıyla yemeklerini dağıtan insanlar biliyorum ben. Yani Adana'da birçok işletme artıklarını gelip alan insanlar görüyorum ben. Yani arkadaşlarımız var. Çok gönüllü insanlar var. Gerçekten yani yurt dışından bile buraya kendileri olmasına bile bu gönüllü arkadaşlara destek çıkan insanlar var. Şahidim bunlara. Bakın sokakta hakikaten çok kısıtlı bütçeleriyle hayvan besleyen insanlar benim kahramanlarım. Önemli insanlar. Evet. Ama benim şöyle de bir sözüm vardı. Yine bunu tekrar etmek istiyorum bir veteriner hekim olarak. Biz Türkiye'nin en önemli hayvansever grubuyuz. Veteriner hekimlik hayvan sevmeden yapılabilecek bir şey değil zaten. Evet. Şimdi ben özellikle büyükbaş çalışan arkadaşlardan bahsediyorum. Altında sevgi olmasa gece 3'te ben de sahada çalışan bir hekimdim. Gece 3'te çağırdılar. Derler ki benim ineğim doğum yapamıyor. Kalkarsınız arabanıza binersiniz. 1,5-2 saat yola gidersiniz. Hayvan barınağında hayvana müdahalenizi yaparsınız. Bu en az 3-4 saat sürer. Yolculuğu, riski bilmem neyini geçin. Sonra da bunun karşılığında diyelim 1-2 bin lira para kazanırsınız. Evet. Ya ben diyorum ki bu sevgiyle yapılabilir. Benim evin önünde ayakkabının içine 2 bin lira koyayım. Gelsinler bir de sandalye koyayım. Gece 3 saat orada otursunlar. Giderken de onu alsınlar gitsinler. Böyle bir şey kimse yapmaz. Bu sevgiyle yapılabilecek bir şey. Ki bazen parası olmaz insanların ilacını siz karşılarsınız. Yani veteriner hekimlik zaten hayvan sevmeyi gerektirir bir iş. Evet. Yoksa hayvan sevmeyen insanlar veteriner hekimlik yapamazlar. Son 5 yılda veteriner hekimlik klinikler açılması fazlalaştı mı? Tabii yani ben veteriner fakültesine girdiğimde Türkiye'de 4 veteriner fakültesi vardı. Şimdi 30 tane var. 30 bu kadar var. Mezun hatta 32 tane var. Bu kadar mezun olursa klinik sayıları artmaya devam edecek. Peki sizin eczacılar gibi eczacıların 3500 kişiye bir tane eczane düşüyor. Bizim yönetmeliğimizde... Sizin yönetmenizde öyle bir durum var mı? Böyle bir şey yok bizim yönetmeliğimizde. Zaten ben de buna karşıyım yani. Veteriner fakültesini açmayın. Adamı bitirdiniz veteriner hekim yaptınız. Evet. Klinik açmasın. Sana denge oldururuz. Ne yaptıracağız bu adama ya? Evet. Ama gereğinden fazla açılırsa? Birazcık da şey olacak. İnsanlar veteriner fakültesine o zaman gitmeyecekler. Ya da Türkiye'de evet. Benim mücadelem veteriner fakültesi sayısının azaltılması. Kalitenin artırılması ve fakültenin azaltılması. Bir ülkenin ne kadar veteriner hekime ihtiyacı varsa o kadar veteriner hekim yetiştirelim. Ortak nokta bu. Bunu bütün oda başkanları da meslek grupları da bunu söylüyor. Daha önce Eczacı Odası Başkanı da buna benzer açıklamalarda bulunmuştu bize. Şimdi klinik açarsanız odaya bağlısınız. Odanın denetimdesiniz. Evet. Hekim arkadaşımız hata yaparsa biz onu takip edebiliyoruz. Öbür türlü klinik açtırmazsanız nerede olduğunu takip etmeniz, olduğu yeri bilmeniz, onu kontrol etmeniz de mümkün olmayacak. Evet. Yani bu o zaman daha sağlıksız yere doğru evrilir. Eczacılık gibi değil. Eczacı arkadaşlarımız bir eczane açmadan başka bir yerde eczacılık yapamazlar ama bir veteriner hekim gerekiyorsa klinik açmadan gider o zaman köyde kontrolümüz dışında çalışmaya başlar ki o bizim mesleği evet. Felakete götürür. Yani biz bir şey alıp satan insanlar değiliz. Biz hekimlik yapıyoruz, bilgimizi, tecrübemizi aktarıyoruz sahaya. Alıp satmak için bir mekan bulmanız gerekiyor ama evet. Veteriner hekimlere klinik açtırmazsak o zaman köylerde çantayla dolaşmaya başlarlarsa evet, bu olmaz evet. Yani.
Hayvancılık ne durumda? Et fiyatları yeri gelmişken sormak isterim yani. Tabii. Bir insanın sağlıklı beslenebilmesi için günlük 150 gram proteine ihtiyacı var ortalama bir insan. Evet. Çok kabaca anlatayım. Bunun da %50'sini hayvansal kökenli proteinden almak zorunda. Yani bizim hayvancılığımız gıda olmazsa olmazımız. Pandemi gösterdi ki ülke için beka sorunu, stratejik ürün bilmem ne diyorlar ya. Gıdadır dünyada artık stratejik ürün olan, beka sorunu olan. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim. Başka bir yerde kullanmıştım bu cümleyi. Dünyada tırnak içinde gelişmiş dediğimiz ülkelerde kişi başına et tüketimi 100 kilogramlara kadar çıkıyor. Ülkeler yoksullaştıkça işte ne bileyim Afrika'ya, Orta Doğu'nun bazı ülkelerine gittikçe bu azalıyor. Ben demiştim ki et yiyen ülkeler, ot yiyen ülkeleri yönetiyor bu dünyada. Böyle şimdi insanlığı sağlıklı besleyemezseniz, yeterince hayvansal proteinle besleyemezseniz sağlıklı nesiller yetiştiremezsiniz. O nedenle hayvancılık evet. Çok önemli. Ama ülkede hayvancılık iyiye gitmiyor. Yani etin buralarda olması, ulaşılamaz, alınamaz durumda olması, yurt dışından et getirmek zorunda olmamız bunlar kötü. Demek iyi bir yere değiliz ki yurt dışından getiriyoruz. Kendi kendimize yeten ülke değiliz. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Dünyada ciddi bir sağlık krizi oldu. Evet. Kendi kendine yeten ülke olmak çok önemli. O nedenle bizim yerli üreticimizi desteklememiz gerekiyor. Hayvancılıkta da, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de çok uzun vadeli projeler yapmak gerekiyor. Biz kalkıyoruz, sabah et yok et getirelim. Süt fazla süt satalım. İşte bugün etimiz yetti, bundan vazgeç. Böyle olmaz. 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık projeler yapmalıyız ve bunu sürekli sürdürmeliyiz. Biz de uzun vade bugün, kısa vade dün. Uzun vadeli proje dediğimiz bugün yaptığımız evet. Proje. Böyle bir şey olmaz. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aslında her işte uzun vadeli projeler yapıp bundan 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra neyi öngördüğümüzü bilmek, ona göre davranmak gerek. Evet. Bunun için de veteriner fakülteleri, veteriner hekim odaları bu konuda hakikaten yetkin arkadaşlarımız, hocalarımız var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Teşekkürler Ebru. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Rica ederim. Afiyet olsun. Yani bizim normalde birçok arkadaşımız çiftçilik yapıyorlardı. İşte hayvan beslediklerini. Çok artık kâr etmedikleri için yavaş yavaş bırakıyorlar. Bırakınca da işte onun gibi yapanlar yavaş yavaş biz dışarıdan getirmek zorunda kalıyoruz. Hayvancılık çok zor bir iş. Bırakan insanları istatistikler göstermiş ki geri de döndüremiyorsun. Evet. Hayvancılığa. Çok zor bir işi yapıyorsunuz. Bir gün sizi yıldırıyor. Hayvancılığı bırakıyorsunuz. Sonra geri dönmezsiniz. Kedi köpek beslemek yani evde pet hayvan dışında beslemek, kuş gibi evde süs işte muhabbet kuşu gibi kuş beslemek dışındaki bütün hayvanlar ticari hayvanlardır. Bu işi yapacak insanlar hem bundan para kazanmalı evet. Hem de mutlu olmalı. Para kazanmazsa bu işi bırakırsa geri dönmez. Eskiden insanlarımız kuzusunu oğlanı yatağında yatırırdı. Evet, evet. Para evet. Da kazanırdı, severdi de. O insanlar bu işten vazgeçerse geri köylerimizi boşaltırsak insanları geri köye de döndüremeyiz. Evet. Üretici de olmaz. Üretip kendine yetip biraz da pazarlarken onları da kente getirir. Üretici, tüketici yaparız. Hiç kimseye gıdamız yetmez. Onun evet. için hayvancılığı desteklememiz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler aldım. Ahmet Suluçay'la Kestiraşı programını bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.